Bir diğer Türkiye'nin gündeminde de elektrik faturaları vardı bu ay. Bütün vatandaşların... Kaç lira geldi elektrik faturası? Bir yandı. Ben bunu söylemeyeyim. Size sorayım o zaman. Ben hemen söyleyeyim. Bak benim evime 370 lira, 380 lira falan geliyordu. Bu ay gelen elektrik faturam 700 lira oldu. Tam 699 TL elektrik faturası geldi bu ay. Neredeyse %100'e yakın bir artış oldu. Gördüm, gözlerime inanamadım. Gerçekten inanamadım. Yani bu kadar artış nasıl olabilir falan diye. Ama doğru, herkes işte paylaşıyor. Seray Sever paylaştı ünlülerden. Gülse. Yeşim Salkın paylaştı. Gülse. Kim paylaştı? Gülse paylaştı. Gülse Birsel paylaştı en falan. En sonunda İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo paylaştı. O da paylaştı. Orada yani. Bir 7 bin lira geldi. He, bak, evet. Evine gelen 7 bin lira elektrik faturasını takipçileriyle paylaşarak böyle ölmem füze atın demiş. Haklı. Yani ya bu bir de vatandaş olarak evine gelen elektrik faturası. Bir de esnafa gelen elektrik faturası var. Evet. Benim gittiğim Cihangir'de birkaç tane kafe var mesela. Gelen elektrik faturaları, kafe, bildiğin kafeye gelen elektrik faturaları 7 bin liraya falan çıkmış. Adam diyor ki yani ben bu işi yapmayacağım artık, bırakacağım. Yani dükkanı kapatacağım diyor. Eğer diyor birkaç ay daha böyle gelirse bu elektrik faturaları ben dükkanı kapatacağım. Yapamam çünkü diyor. Yani şimdi böyle bir elektrik faturası yani hem vatandaş için hem esnaf için kaldırılacak bir şey değil. Dediğim gibi benim kendi adıma %100'lük bir artışım var. Sanatçıların öyle, vatandaşın öyle. Bu arada şunu da söyleyeyim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrasında da elektrik zamıyla ilgili de bir düzenlemeye girdi. Evet. Türkiye'de hanelerin ortalama elektrik tüketimi yaklaşık 230 kilovatmış bir haber düzenlemesine göre. Hani kaynağını şu an veremeyeceğim ama eski ve yeni tarife limitine göre hesaplığında 30 günlük fatura 210 kilovat saate göre yaklaşık 42 TL düşmüş olacak. Bu bilgiyi de paylaşalım.